şu ayarsızlıklar aracın genelinde var fakat sağ arka çamurluğu ciddi bir şekilde görünmektedir. Şuraya bütün parmaklarım rahat bir şekilde sığabilir. Kötü bir işçilik yapılmış ortada. Aracın tavanında genelinde olduğu gibi boya kusurları mevcuttur. Şuradaki boya bantlama hatalarını rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu kusurlar aracın genelinde vardır. Bantlama hataları, boya pütürcükleri, işte yer yer boya kalınlıkları ele rahat bir şekilde gelebilmektedir. Ben bu aracı Aralık ayında ödemesinin büyük bir kısmını yaptım fiyat değişimine uğramaması için. Bana aracı 15 günde teslim edileceklerini söylediler. Fakat bu araç yaklaşık 1,5 ay sonra 29 Ocak'ta tarafıma teslim edildi. Akşam 4 sularında teslim edildiği için araçta o anın heyecanıyla çok dikkatli bakmadan teslim aldık. Herhangi bir kusur olmadığını düşünerek. Sonra nasıl öğrendiniz kusurlu olduğunu? Sabah arabaya binerken boya pütürcüklerinden kuşkulandım. Ve eksper yapmayı, yani bizzat bayinin yakınlarındaki ekspere götürdüm aracımı. Götürdükten sonra yaptırdığım eksper sonucu aracımdaki gördüğünüz kusurlarla karşılaştım. Bu kusurlarla bizzat yaklaşık araları 5 dakika olmak kaydıyla, yani bizzat kendine bayiye götürerek kusurları kendilerine gösterdim. Fakat sadece aracın boya mikron değerleriyle ilgilendiler. Bunları fotoğrafladılar ve genel merkeze ileteceklerini söylediler. Ve konuya açıkçası ilgilenmediler. Yok, yani bunların sadece araç herhangi bir değer kaybı olmayacağı, mağdur olmamam için de firmadan işte resmi bir yazı talep edileceğini, bunların hani değer kaybı yaratmayacağını, hani beni ikna etmek için de işte resmi bir yazı verileceğini söyleyerek geçiştirdiler sadece süreci. Yok, ben bizzat kendilerine talep de ettim. Yani bu araç kusur dedim. Fakat satış sorumlusu, işte müşteri ilişkileri bu araç herhangi bir kusur olmadığını dileterek süreci hep genel merkeze postaladı ve bu süreci yavaşlattılar genelde. Aracın bir kere kaportasındaki bütün vidalarla ciddi derecede oynanmış. Arka kaporta bayağı derin şekilde oynanmış. Aracın ne tesadüf ki kaportasında ayar işlemi yapılmış. Yer yer eziklikler söz konusu ve vidalı ciddi oynandığı halde lokal boyası, yani eksper raporunda boyalı olarak görünmektedir. Boya mikron kalınlığı sadece kaputta 200-250'yi görmekteyken işte bagajda 360'ı, çamurluklarda 50-80 arası değişmekte. Yani aracın genelinde bir boya kusuru var. Yaptırdığım eksper sonra bizzat bayiye giderek bu kusurları kendilerine gösterdim, fakat yine aynı şekilde boya mikron değerlerini bizzat ölçtükleri elimde bir video da var. Birlikte inceledik, fakat aracı inceleyen usta da zaten araçta herhangi bir boya kusuru olduğunu söyledi, fakat bayi yine aynı şekilde genel merkeze sadece durumu iletmemi söyledi. Açtırdığım kayıt sonucunda yaklaşık 4 hafta kadar genel merkez beni oyaladıktan sonra araçta herhangi bir sorun yoktur şeklinde tarafıma dönüş yapıldı. Tabii ben kendileriyle hukuki süreci başlattım. Dava yoluna gittim. Öncelikle bir arabulucu süreci oldu. Arabulucuda yani tarafım, avukatım bizzat değer kaybı talep etti, fakat bayi avukatı bunların herhangi bir kusur olmadığını savunarak bunlarda herhangi bir sorun yoktur diyerek süreci uzattı yine aynı şekilde. Sonuç alamadık. Dava yoluna gideceğim tarafıyla. Ben aldığımda fiyatı 1.135.000 TL'ydi. Aldığımda da bu araçtaki ayar oynamaları hakkında herhangi bir şey söylenmedi. Tarafıma şeffaf bir satış yapılmadı. Ben aracı 1.135.000 TL'ye aldım. 800.000 lira kısmını 2100 yılında ödedim. Kalan kısmını da ocağın başında ödedim. Aracı da 29 Ocak'ta teslim aldım. Tabii ben aracı satın aldım. Kartal Öztürk Peugeot bayisinden bizzat kendilerine de talebi ilettim. Fakat ya bu aracı kusursuzluğuyla değiştirmelerini talep ettim öncelikle. Fakat bayi bu duruma yanaşmadı. Yani kendileri aracı değiştirmelerini talep ediyorum. Fakat sonuç belli ki olumsuz olacağından dolayı kendileri dava yoluna gittim. Bekleyip göreceğiz süreci. Zaten geçen haftalarda gündeme gelen bir haberde bizzat aynı model, aynı marka aracın bir kusurlu versiyonu daha sosyal medyada gündem oldu. Ben kendileri aynı şekilde hazır gündeme getirmişken ben de aynı soruda bu konuda sessiz kalmak istemedim. Peugeot'un bu konuda duyarlı davranıp mağdurların sorunlarını çözmesini istiyorum. Kaputtaki tüm vidalar gördüğünüz gibi işlem görmüş. Ciddi derecede oynandığı halde kaputtaki boşluk da net bir şekilde görünmektedir. Bu ayar işleminin ötesinde bir hani görüntü söz konusu. Araçta ciddi bir değer kaybı söz konusudur, fakat firma bunu hiçbir şekilde kabul etmemektedir.